Hazreti Muhammed'in doğumunu simgeleyen Kutlu Doğum Haftası Londra'da 5. kez kutlandı. İşte Kutlu Doğum Haftası'ndan en güzel görüntüler. Londra Din Müşavirliği ve İngiltere Türk Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinliklerle katılımcılara güzel bir gece yaşattı. Avrupa'nın hemen her ülkesinde büyük coşkuyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası 5. kez Londra'da gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Aziziye Camii İmamı Mustafa Orhan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından başlayan etkinlikte Türk Okulları Arası Şiir Yarışması Büyükler Birincisi Fatma Nur Dinçer'in yorumladığı 40 yaşında şiiri seyircilerin duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Geceye katılan konukların güllerle karşılandığı etkinlikte günün önemini anlatan konuşmalarla sinevizyon gösterisi sunuldu. Güne kadar götürdü, en son istirahatgahına teslim etti. Kutlu Doğum Haftası'nın birçok vatandaşın maddi ve manevi destekleriyle Londra'da artık gelenekselleştiğini belirten Din Hizmetleri Müşaviri Profesör Doktor Seyfettin Erşahin, Haber İngiltere'nin sorularını yanıtladı. Biz burada Kutlu Doğum'u idrak ederken iki şey yapıyoruz. Bir, Türkiye'mizi hatırlıyoruz. Kendi kimliğimizi, kendi benliğimizi hatırlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani köklerimizi hatırlıyoruz. Bu belki Türkiye'deki vatandaşlarımızın çok da farkına varmadığı bir şey olabiliyor. Ama siz Londra'da, Paris'te, Amsterdam'da bunu yapıyorsanız bir de Kutlu Doğum size kendi mazinizi, kendi tarihinizi, kendi kimliğinizi getiriyor. Bu çok önemli fark bakımından. İkinci fark da tabii biz burada entegrasyona katkıda bulunacağız. Yani burada biz kalıcıyız artık. Ama kalıcı olurken de, entegrasyona katkıda bulunurken de kendimize olan güvenimizin sağlam olması lazım. Kutlu Doğum bir de bunu vatandaşımıza burada verdiği için vatandaşlarımız bunu da çok önemsiyorlar doğrusu. Yani biz artık burada varız, biz artık burada kalıcıyız. Biz artık İngiltere'deki Türkler olduk değil, ötesine geçtik, İngiltere'li Türkleriz diyorlar artık. Yani biz burada kalıcıyız, biz burada varolucuyuz. Var olmamızı gerekli kılacak kurumlardan birisini de diyorlar Kutlu Doğum olarak görüyoruz. Bu işi sahiplenmişler doğrusu. Sahiplendiklerini şuradan da çıkarıyorum ben. Çok sevindirici bir durum. Mesela bazı vatandaşlarımız Kutlu Doğum için çocuklarına özel kıyafetler hazırlamışlar. Bazı vatandaşlarımız gül dağıtıyorlar. Bazı vatandaşlarımız başka bir şekilde. Eğer çocuklarımız Kutlu Doğum heyecanını duyar hale gelmişse bu tamam demektir. Biz bunu başardık. Elhamdülillah bu beşincisini burada idrak ederek başarmış durumdayız. Dolayısıyla Londra'da veyahut da İngiltere'de Kutlu Doğum tutmuştur. İki şeyiyle çok önemlidir. Bizi, kimliğimizi ve kendimizi tanıtıyor ama aynı zamanda da biz İngiltere'nin barışına, mutluluğuna, saadetine ve kardeşliğine katkıda bulunuyoruz mesajı veriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yardım kuruluşları için açılan ve geleneksel Türk lezzetleriyle donatılan kermes yoğun ilgi görürken Kutlu Doğum Haftası'nda Neysen Ferhat Yegül ve gitarist Erman Şenol'un resteli dikkat çekti.